Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size staj değişimi ve araştırma değişimi çalışma kolları nedir ve neler yapar onlardan bahsedeceğiz. Ben Gören Arık, araştırma değişimi yerel direktörüyüm. Ben Fulya Çetinkaya, staj değişimi yerel direktörüyüm. Değişim nedir, nasıl yapılır? Değişim, IFMSA bünyesinde 1952'den beri yapılır. Araştırma ve staj değişimi olarak ikiye ayrılır ve bu programa dahil olan 136 farklı ulusal tıp öğrencileri birliğiyle farklı bir ülkede 4 hafta süreyle gerçekleşir. Peki değişime nasıl gideriz? 80 İngilizce, 80 tıp sorusundan oluşan 160 soruluk bir sınav sonucuyla gideriz. Ancak bu sınavda alt dönemlerinde faydalanması için tıptan ziyade İngilizce soruların katsayısı daha fazladır. Değişim sınavıyla Macaristan'a, Tayvan'a, İtalya'ya ve diğer birçok ülkeye değişime gidenlerin fotoğraflarına bakalım. Değişime giden öğrencilerimiz hem araştırmalara katılıyorlar, hem stajlarını yapıyorlar, hem de yurt dışında arkadaşlar edinmek, gezmek gibi sosyal aktivitelerde bulunuyorlar. Değişim aynı zamanda yurt içi olarak da gerçekleşir. Yurt içi değişimi ise sınavsız gerçekleşir. Sene ortalamanız, döneminiz gibi bileşenlere göre bir puan alırsınız. Ve bu puan ile 2 haftalık, 4 haftalık, konaklamalı, konaklamasız gibi seçenekleri seçerek ülkenin birçok farklı yerine değişime gidebilirsiniz. Peki biz geçen sene neler yaptık? Hem Ankara içi hem Ankara dışı farklı yerel birliklerinde katıldığı 7. bölge toplantısı, 8. tıp öğrencileri sempozyumu gibi etkinliklere hem de yerelimizde pür robotik cerrahi, ameliyathane günlükleri, evrensel cinsel haklar gibi çeşitli etkinliklerde yer aldık. Biz bu sene değişim direktörleri olarak birlikte neler yapacağız? Öncelikle değişimcilerin gözünden değişim sınavı tanıtımı, online değişim standı, değişim sınavı, yurt içi değişim tanıtımı, Tercih yapma rehberliği, CV ve sunum nasıl hazırlanır eğitimi, motivasyon mektubu yazma eğitimi, contact person günlükleri ve incoming hikayeleri gibi etkinliklerimiz bulunmakta. Staj değişimi çalışma kolu, yani SCOPE neler yapar biraz da bundan bahsedeyim. Staj değişimi çalışma kolu, başta tıp fakültesi öğrencileri olmak üzere dünyadaki sağlık çalışanları arasında işbirliği sağlama, kültürel anlayış geliştirme ve farklı kültürlere toleransın arttırılmasını kendisine misyon olarak belirlemiştir. IFMSA tarihinde kurulmuş olan ilk çalışma koludur. Kurulduğu ilk günden bu yana da IFMSA'ya en fazla öğrenci değişimi olanağını sunmaktadır. TÜKMİSK ise 1962 senesinden beri IFMSA ile işbirliği içinde olup, günümüzde staj değişimi bünyesinde 100'ü aşkın ülkeyle öğrenci değişimi gerçekleştirmektedir. Ulusal etkinliklerimizden bahsedecek olursam, TAPE-LEO eğitimi, değişimci gelişim kampı, pre-departure training bunlardan bazılarıdır. Benim bu sene staj değişimi direktörü olarak okulumuzda neler yapacağıma gelecek olursak, yapmayı planladığım etkinliklerin yanı sıra başta araştırma değişimi olmak üzere birçok farklı çalışma koluyla birlikte etkinlikler planlıyoruz. English Speaking Club, geleceğin araştırmacıları, her yönüyle yurt dışında uzmanlık, tıpta uzmanlık alanları, ayrıca sağlıkta şiddete dikkat çekmek istediğimiz sağlıkta şiddet farkındalığı, hastalara nasıl yaklaşmamız gerekir, teşhis koyarken ne gibi sorular sormalıyız gibi konuları ele aldığımız nasıl anamnez alınır etkinliği, birlikte farklı kültürleri tanıdığımız kültür mutfakları etkinliği, birlikte doğada yürüyüşe çıkarak, yoga yaparak, ardından da gruplar halinde oturarak İngilizce konuştuğumuz bir nefes bir dil etkinliği. Bunlara ek olarak English Debate, ameliyathane günleri, endemik hastalıklar, kültürel yaklaşım gibi etkinlikler yapmayı planlıyorum. Şimdi ise araştırma değişimine gelelim. Araştırma değişimi çalışma kolu ne yapar? IFMSA ve Türk Tıp Öğrencileri Birliği'nde eş zamanlı olarak 1991 yılında değişimlerin bilimsel zeminini güçlendirmek ve tıp öğrencilerini öğrencilik yıllarında bilimle ve bilimsel araştırmalarla tanıştırmak amacıyla kurulmuştur. Araştırma değişimi çalışma kolu olarak amacımız, Türkiye'de tıp fakültelerinin çekirdek müfredatında uygulama dersleri olmayan, sadece teorik olarak yer alan bilim insanı yetiştirme, araştırma etiği, bilim felsefesi, literatür zemini geliştirme, aydınlatılmış onam alma, rapor yayın sunumu gibi edinimleri öğrenciye kazanma fırsatı sağlamaktır. Bu programın yurt dışındaki üniversitelerde yapılıyor oluşu, öğrencinin bu amaçla kazanacaklarının yanı sıra yabancı dilin geliştirme ve değişik kültürleri tanıma gibi kazanımlarda edinmesine olanak vermektedir. Araştırma değişimi, ülkemizde ulusal olarak LORE eğitimi, değişimci gelişim kampı ve research workshop gibi etkinlikler gerçekleştirir. Peki ben yerelimizde değişimle ilgili ve değişim dışı aktivite olarak diğer çalışma kollarımızla birlikte neler yapacağım? Sağlık çalışanlarının şiddetine dikkat çekeceğimiz, tıp araştırmalarında seksizme değineceğimiz savunucu etkinlikler, araştırma nasıl yapılır, süreç nasıl ilerler öğreneceğimiz
Yurt dışında uzman doktorlarımızın katılımıyla gerçekleştireceğimiz, yurt dışında uzmanlığı öğreneceğimiz eğitimci ve araştırmacı etkinlikler gerçekleştireceğiz. Bunlara ek olarak pandemi tarihine değinip pandemide yaşantımızı konuşacağımız, Speaking Club gibi İngilizcemizi geliştireceğimiz etkinlikler de yapacağız. Bunun gibi birçok etkinliğimiz bulunmakta. Hepinizi bu etkinliklerimize bekliyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bize burada gördüğünüz sosyal medya adreslerine ulaşıp sorularınızı iletebilirsiniz. Hepinizi değişime bekliyoruz. Değişimde kalın.